gerçek bayram, takva üzerine yaşanan bir hayatın lütfettiği bir huzur halidir. Yine gerçek bayram, Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmenin manevi bir şahadetnamesidir. Aksi halde bayramların bir manası olmaz. Herhangi bir bayram, Cenab-ı Hak bayram emretmiyor bize. Muayyen iki merhaleden sonra bize Cenab-ı Hak iki tane bayram lütfediyor, dünyevi olarak. Velhâsıl bu nefsani arzular peşinde koşan kişiye, halk ağzında bir ifade vardır. Affeden, deliye her gün bayram denir. Bizim gençliğimizde Büyük Doğu çıkardı Necip Fazıl'ın. Orada bu çılgınca hayatı yaşayanlar için, niçin dünyaya geldi, kimin mülkünde yaşıyor, yolculuk nereye, niçin bu nimetler kendisine verildi, bunun farkında olmayanlar için, Büyük Doğu'da bir baş makalede Necip Fazıl Bey güzel bir ifade kullandı bayram için. Deliği akıllandıracak, muzları bir sevindirecek hakiki bayram hangi hamleye muhtaçtır? Velhâsıl Müslümanların bayram bir içtimâileşme günüdür. Beraberlik günüdür. Müşterek bir sevinç günüdür. Yalnız başımıza bir bayram namazı kılamayız. Tek kendi kendimize bayramlaşamayız. Cenab-ı Hak bize daima içtimâileşmeyi sevk etmektir. Yani beraberliğe. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyoruz her rekatta, Fatiha'da. Rabbimiz ancak sana kulluk ederiz. Yani içtimâi, içtimâileşme. Hep beraber. Bu hep beraber Cenab-ı Hak kulluğun neticesinde ve iyyâke nestaîn, ya Rabbi ancak senden yardım dileriz. Bayramlarda işte böyle güzel bir içtimâileşme günleri. Bir tatil günleri değil.